Merhaba arkadaşlar, bir biyoloji dersine daha hoş geldiniz. Bugün kitabımızın 5. bölümü, yani dolaşım sistemini işleyeceğiz. İçindekiler ön söz, kan, kalp, kan damarları, dolaşım sistemi, kan grupları, kanın pıhtılaşması, kan bağışı, lenf sistemi, dolaşım sisteminin bazı hastalıkları ve bölüm soruları. Dolaşım sistemi insan vücudunda oksijen, emilmiş besin maddeleri ve hormonları vücudun dokularına, karbondioksiti akciğere, üre, su, fazla tuzu ise deri ve böbreklere taşıma görevini yapmaktadır. Dolaşım sistemi neleri taşır? Kısaca maddeler halinde yazacak olursak, ilk olarak neyi yazalım? Besin taşır. Solunum gazları taşır. Boşaltım maddeleri taşır. Hormon taşır. Vücut sıcaklığını düzenler. Ve bağışıklıkta görevlidir. İnsanlardaki dolaşım sisteminin özellikleri, insanlarda kapalı dolaşım söz konusudur. Kapalı bir sistemdir. Bu şu demektir: kan sadece damarlar içerisinde dolaşmaktadır. Kan birbiriyle bağlantılı kan damarları içerisinde dolaşır. Büyük ve küçük kan dolaşımı vardır. Bunu ilerleyen derslerde tekrar göreceğiz. Kalp 4 boşluktan ibaret olup kan bu boşluklarda dolaşmaktadır. Basit olarak şu şekilde bir kalp çizecek olursak, kalp 4 bölümden oluşmaktadır. Sağ bölümü ve sol bölümü. Yukarıda 2 tane kulakçık, sağ kulakçık ve sol kulakçık yer alır. Buna birleşik olarak kulakçıklar yazalım. Altta ise sağ karıncık ve sol karıncık bulunur. Bunlara da karıncıklar yazalım. Kan, solunum ve savunma görevi için farklılaşmış hücrelerden meydana gelmektedir. Plazma ise bu hücreleri taşıyan sıvıdır. O zaman biz kanı ne diyeceğiz? Kan, plazma denilen sıvı kısım ve kan hücrelerinden oluşmaktadır diyoruz. Bu kan hücreleri ise hem solunum için hem savunma için farklılaşmış hücrelerden meydana gelmektedir. Dolaşım sistemi bölümleri. İlk olarak kan kırmızı renkli sıvıdır ve vücut ağırlığımızın yaklaşık %7'sini oluşturur. Bu şu demektir: yetişkin bir insanın kan miktarı 4 ila 6 litre civarındadır. Biraz önce söyledik, kan plazma kısmı, sıvı olan kısım ve kan hücrelerinden oluşur. Şöyle de diyebiliriz, kan hücreleri dışındaki kısma plazma adı veririz. Kan hücreleri al yuvarlar ya da kırmızı renkli hücreler, ak yuvarlar, beyaz kan hücreleri ve kan pulcuklarından meydana gelir. Plazma, kanın yaklaşık %55'ini oluşturur. Rengi sarıya kaçan kısımdır. Bu, kan hücreleri dışındaki sıvı olan kısımdır. Yaklaşık %90'ı sudur ve suyun dışında vücuda yararlı olan emilmiş besinler, tuzlar, hormonlar ve üre plazma ile taşınır.
Kan hücreleri, ilk hücremiz alyuvarlar. Alyuvarlar disk şeklinde olan hücrelerdir. Çekirdekleri yoktur. Ancak ilk oluştuklarında çekirdeklidir. Daha sonra çekirdeklerini ve tüm organellerini yitirirler. İlk başta, yani anne karnındayken, dalak ve karaciğerde üretilir. Daha sonra ise kemik iliğinde üretilir. Yapısında hemoglobin vardır. Görevi solunumla ilgilidir ve yapısındaki hemoglobin de yine oksijeni taşımaya yarayan bir moleküldür. Alyuvar hücreleri olgunlaştıklarında çekirdeklerini ve organellerini kaybetme sebebi oksijen taşıma kapasitesini arttırmaktır. Erkeklerde alyuvarın sayısı milimetre küpte 5 milyon civarındayken dişilerde 4,5 milyon kadardır. Bunun sebebi erkek eşey hormonlarının kan yapıcı etkisidir. Alyuvarın ömrü yaklaşık 4 aydır 120 gündür. Çocuklarda doğmadan önce karaciğer ve dalakta, doğduktan sonra ise tüm insanlarda bu kemik iliği tarafından üretilir. Kitabımızda bir küçük bir basım hatası olmuş. Bunu düzeltiyoruz. Kemik iliğinde üretilir. İkinci kan hücremiz akyuvarlar. Bunlar hemoglobin taşımaz, renksizdir bu yüzden ve çekirdekleri vardır, çekirdekli yapısı vardır. Büyüklük olarak da alyuvarlardan daha büyüktür. Vücutta enfeksiyon olduğunda ya da kan kanseri olduğunda bunların sayıları artmaktadır. Ayrıca sayılarının artmasının sebebi görevlerinden kaynaklanmaktadır. Görevi nedir akyuvarların? Akyuvarların görevi hasar görmüş dokuları yok etmek ve vücuda giren mikroorganizmaları, yabancı mikroorganizmaları etkisiz hale getirmektir. İşte bu yüzden enfeksiyon olduğunda sayıları artar. Çünkü enfeksiyon demek vücudumuzda mikrop var demek. Bu mikroplarla mücadele etmek için de akyuvar sayısı artar. Akyuvarlar sitoplazmada granül olup olmamasına bağlı olarak ikiye ayrılmaktadır. Granülün Türkçe anlamı, Türkçe karşılığı tanecik demektir. Mikroskop altında tanecikli olarak görülmesi, şu şekilde tanecikli olarak görülüp görülmemesine göre ikiye ayrılır. Granüllü, tek çekirdekli ve çekirdeği lobludur. Kemik iliğinde oluşturulur. Granülsüz, taneciksiz, tek çekirdekli ve çekirdeği lobsuzdur. Bunlar da lenfatik bezler tarafından meydana getirilir. Yalancı ayak oluşturma özelliği vardır ve bu ayaklarla vücudun bağışıklık sisteminde görev alır. Böylelikle yabancı maddeyi hücrenin içine alır ve yok eder. Bu yalancı ayaklar sayesinde içeriye aldığı yabancı maddeyi yok eder. Sevgili öğrenciler, yaraların ve çiziklerin ellenmesi, ağızla emilmesi, dezenfekte edilmemesi sağlığınız için tehlike oluşturmaktadır. Gelelim son kan hücremiz olan kan pulcuklarına. Bunlar çok küçük cisimcikler olup çapları 2 mikrondur. Elips ya da disk şeklindedir. Buraya bakabiliriz yine. Şeklimizde görülüyor. Hemen şöyle daha netleştirelim. Kemik iliğinde oluşturulur. Kanama zamanlarında kanın pıhtılaşmasını sağlar. Birlikte düşünelim. Akyuvarların sayısı 2 kat fazla olsaydı vücudumuzda bir değişiklik olur muydu? Akyuvarlar bizim bağışıklık sistemimizde görevlidir. İlk akla gelen sayısının artması demek ilk akla gelen enfeksiyon hastalıklarıdır. Boğaz, idrar yolları iltihabı ya da akciğer iltihabı kaynaklı bu sayısı artmış olabilir. Ayrıca romatizma, lösemi,
kalp krizi ya da kullandığımız bazı hastalıklar için kullandığımız ilaçlar da yine sayısını arttırabilir. Hormon bozuklukları, alerjik hastalıklarda da akvar sayısı artar. Artarsa eğer bunlardan şüphelenmeliyiz. Kalp ortalama bir yumruk büyüklüğündedir. Herkesin kalbi elimizi yumruk yaptığımızdaki büyüklük kadardır yaklaşık olarak. Kalbi bir sonraki sayfamızda bulunan görsel üzerinden anlatmak istiyorum. Evet, bu şekilde kalp 4 bölümden oluşmaktadır. Bu taraf, sol tarafı şöyle bir çizecek olursak, ikiye ayıracak olursak, şöyle, evet, bu taraf sağ tarafı, bu taraf ise sol tarafıdır. 4 bölümden oluşur. Burada bir bölüm, üst tarafta kulakçıklar, şöyle ayıracak olursak, yukarısı kulakçıklar, aşağıda ise karıncıklar yer alır. Burası kitabımızın basım hatası, sağ kulakçık, sağ karıncık, sol kulakçık ve sol karıncık olmak üzere 4 bölümden oluşur. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında üçlü kapak bulunur. Üçlü kapakçık bulunur. Sağ taraftaki kulakçık ve karıncık arasında. Sol taraftaki kulakçık ve karıncık arasında ise İkili kapakçık bulunur. Şunu ok çıkarıyoruz ve ikili kapak diyoruz. Burada ikili kapak bulunmaktadır. Yetişkin bir insanda kalp atım sayısı dakikada 70'tir. Kendi nabzını bilekteki toplar damarınıza dokunarak ölçünüz. Kalp atım sayıları ile karşılaştırma yapınız. Arada bir fark var mıdır? Hayır, yoktur. Kalp atım sayısı bilekten ölçülebilir. Futbol oynarken kalp atım sayısı artar mı? Spor aktiviteleri sırasında fazla enerjiye ihtiyaç olduğu için kalp daha fazla kan pompalar ve kanla birlikte ilgili yerlere, yani kaslara oksijen gönderilir. Bu yüzden kalp atım sayısı artar. Kan damarları insan vücudunda 3 çeşit kan damarı vardır. Bunlar atar damar, toplar damar ve kılcal damarlardır. Atar damar, toplar damar ve kılcal damarlardır. İlk olarak atar damarlar. Görevi kalpten aldığı kanı vücudun her yerine taşımaktır ve vücudun iç bölgesinde bulunur. Bu iç bölgesinde bulunur. Vücudumuzun toplar damarlar daha yüzeye yakın, derinin daha yüzeyine yakın. Ancak atar damarlar derinin daha alt kısmında bulunur. Atar damarlarda akciğer atar damarı hariç, bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Sadece bütün özellikler, bütün atar damarlar aynıdır. Akciğer atar damarı hariç. Akciğer atar damarı hariç bütün atar damarlarda yüksek miktarda oksijen bulunur. Bunu unutmayacağız. Atar damarların özellikleri aynıdır. Akciğer atar damarı hariç. Geliyoruz toplar damara. Toplar damarlar ise vücuttaki kanı kalbe taşıyan damarlardır. Ancak burada da yine akciğer toplar damarı hariç diyoruz. Akciğer toplar damarı hariç vücudun değişik bölgelerinden kalbe kan taşıyan damarlara toplar damar adı veriyoruz. Kılcal kan damarları, bunlar ince damarlardır.
tek sıralı epitelden oluşmuştur. Tek sıralı epitelden oluşmuştur ve vücudun her tarafına dallanmıştır. Bunlar toplar damar ve kılcal damar arasında bir dallanma gösterir. Burada bunlara böyle dallanma, buralara dallanma gibi çizelim. Burası toplar damar olsun. Bunlar atar damar olsun. Arada atar damar ve toplar damar arasında ince dallanmış kan damarlarıdır. Ve bunlar bu ince yapısından dolayı kan ve vücut hücreleri arasında madde alışverişi burada meydana gelir. Kılcal damar dediğimizde o zaman madde alışverişinin gerçekleştiği yerdir. Madde alışverişinin gerçekleştiği yerdir. Yani hücrelerden şöyle kılcal damarı tekrar çizelim buraya. Buralar kılcal damar olsun. Hücrede oluşturulan karbondioksit kılcal damarlara verilir. Kılcal damarlarla getirilmiş olan kılcal damarlardaki oksijen de buradan hücreye verilir. Madde alışverişi kılcal damarlarda gerçekleştirilir. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.